Çok tatlı gülüyor ya. Buradaki güçlü köpeklerden birini bize götürdü. Bizden de bir tane buraya getirecek. Evet, şu an ulaştık. Suya geldin. Bir 15 dakikadır falan bekliyoruz. Bakın, kurt buz tutmuş su altında. Bugün özeti bizim için bu oldu. Kayaklarla bildiğin hiking yapıyoruz dağın tepesine doğru. Gerçekten acayip yoruldum. Herkese merhabalar. Stockholm'dan Sundsvall'e doğru gidiyoruz. Çünkü orada bir Airbnb kiraladık. Gittikçe kar artıyor yolda. Şimdi de mola için durduk bir yerde bir tuvalete girelim diye. Böyle de bir alan bulduk. Yani şu bankın üstündeki kar seviyesine bakar mısınız? Biz daha da yukarıya çıkacağız. Nereden baksanız 3-3,5 saat daha yolumuz var. Kar seviyesine bakın şu an. Ayağım bayağı giriyor. Bembeyaz. Şu bankın üstündeki seviyeye bakın bir de. Efsane. Burada bir park var. Tabii ki o da karla kaplı. Durduğumuz yerdeki tuvaletleri göstereyim. Sadece erkekler için olan da şöyle bir pisuar var. Kadın ve erkek için olan biraz daha düzgün. Burada en azından lavabo da var. Burada da bir klozet var. Yani çok pis değil, tabii çok temiz de değil. Su da içilmiyormuş burada. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Yol kenarında McDonald's'ı gördük. Yemek yemek için şimdi burada durduk. Bu ülke kocaman bir kayak merkezi. McDonald's'ın fiyatları bence ucuz bu ülkede. Mesela şu ikisine 20 Euro'dan az verdik. Evet. Hollanda'da kesinlikle daha pahalı. 25-30 Euro arası verirdik. İsveç'te bir bayram trafiği hakim. Christmas için evlerine gidiyor çoğu insan. O yüzden yol boyunca hep fazla araç vardı, fazla trafik vardı. Hala da devam ediyor. Yolumuz sürekli uzuyor. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Trafik hala devam ediyor. Hava karardı. Ama şu an saat kaç? Evet, saat 3.30. Bu kuzeye gittikçe daha da böyle azalarak devam edecek. 2 küsürde kararacak. 3 saat falan gündüz yaşayacağız. It really makes me wonder. Saat şu an 4:08 geçiyor. Hala trafikteyiz. Hava da bu şekilde karardı. Toplam yolumuz 400 kilometreydi. 6,5 saattir yoldayız. Hala 1,5 saatimiz var. Çünkü yolda çok trafik vardı. Bütün İsveçliler tahminimizce Christmas'larını kutlamaya ailelerinin evlerine gidiyorlar. Köylerine tabii, dönüyorlar yani. Çok komik. Aynı bizdeki bayramlar gibi gerçekten. Ama tabii şu da olabilir. Bazen kar küreme araçları görüyoruz. Yolun karşı şeridinden gelen. Mesela onların arkasında yoğun bir trafik oluyor. Bu nedenden dolayı da çok bekliyor olabiliriz aslında. Şimdi bir yere geldik. Kahve aldık. Bir mola vermek için. Burada da kar seviyesini görüyorsunuz. Banklar karın altında kalmış tamamen. Şimdi yolumuza devam edeceğiz tekrar. Nasıl benzin aldık Mert? Önce kartımızı takıyoruz. Buraya. Bizden şifremizi istiyor. Kart şifremizi. Ardından pompa çalışabilir hale geliyor. Ve biz de istediğimiz benzini direkt alıp doldurmaya başlayabiliyoruz. Aynen. Karttan muhtemelen depozito alıyor ilk başta. Sonra aldığın miktar kadarını da otomatik kesiyor.
How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? Airbnb'de kalacağımız eve geldik. Kalacağımız ev tam bu ortadaki ev değil. Burası çiftlikteki ana ev. Burada yaşayan insanlar da yandaki kırmızı kabinleri inşa etmişler. Bir tane de sağ tarafında var. Onları kiralıyorlar Airbnb'ye. Biz de o sağ taraftaki, yani şu an ağacın arkasındaki kabinde kalacağız. Size şimdi oranın içini de göstereceğim. Evin hemen yanındaki yoldan yürüyorsunuz. Hemen burada solda bir kabin var. Bu evde gerçekten güzel gözüküyor. Genel olarak perde kullanmıyorlar gibi ve evde kimse olmasa bile mumlar, şamdanlar yanıyor evlerde. Bizimkisi de hemen bunun arkasında bulunan bu kırmızı kabin. Böyle iki katlı yapmışlar, bir kat asma kat gibi. Buraya günlüğüne 105 euro verdik. Şimdi evin önünü göstereyim dedim. Bu karı geçmem gerekiyor. Bakın dizime kadar gömülüyorum şu an. Şimdi biraz düzeldi gibi. Şu merdivendeki tabakayı görüyor musunuz? Gerçekten ülke kocaman bir kayak merkezi. Burçan da dediği gibi. Bakın burası da evin önü. Şu karın pürüzsüzlüğü beni benden alıyor. Kar pantolonlarıyla yuvarlanacağız yarın buralarda. Size şimdi evin içini de göstereyim. Şöyle girince bir mutfak var. Burçak da burada şu an bize yemek hazırlıyor. Hemen kuzulu bir akşam menemeni. Güzel, süper. Şöyle uzaktan göstereyim. Şuraya bir masa koymuşlar. Böyle güzel bir mutfak var. Şurası tuvalet. Burada şu arkası açıkta olan tuvaletler çok moda. Başka türlüsünü görmedim. Yani bu duvara gömülü olanları daha hiç görmedim. Burası lavabo. Şurada da bir tane çamaşır makinesi var. Buradan oturma odasına geçiliyor. Mutfağı arkanıza alınca. Burası da gayet güzel. Evin önünü size bu camdan, bu camın önünden gösterdim az önce. Buradan mutfağı gördük. Oturma odasını gördük. Şimdi bir de üst katı göstereyim. Bu merdivenlerden çıkıyorsunuz. İki tane oda var aslında. Hemen merdivenlerin solunda iki tane tek kişilik yatak var. Bu odayı arkanıza aldığınızda da bu tarafta üç kişilik yatak var. Odaların arasında kapı yok. Ama büyük ölçüde birbirinizi görmüyorsunuz. Yani çok rahatsız olacağınız bir durum yok. Bir oda paylaşıyor gibi çok değilsiniz. Bu eve dediğim gibi 105 euro verdik ve biz burada 4 kişi kalacağız. Bu fiyat gerçekten diğer Avrupa ülkelerindeki otellerle karşılaştırınca bedava. Günaydın. Yaklaşık 20 dakika önce güneş doğdu. Şu an saat 9:40 geçiyor. 2:20 geçe de batacak güneş ama son ışıklar 3:30'a kadar devam ediyor. Evin etrafı gündüz de gerçekten çok güzel. Hatta şu an tam arkamda bulunan yer bir göl. Yani ufak bir su birikintisi de diyebiliriz. Şöyle belli oluyor oval şekilde. İki tane yuvarlak şeklinde diyeyim hatta. Ama tabii ne kadar kalın olduğunu bilmediğimizden üstünde yürüme gibi bir girişime bulunmuyoruz. Size evin etrafını biraz göstereyim gündüzde. Burada kızak gibi bir şey var. Karlar altında kalmış. Burası da böyle bir aslında yani ahır tarzı bir yer gibi. Ama tabii içeride ne var bilmiyorum. Bu yolun aşağısında şu ileride gördüğünüz su aslında Botni Körfezi diye geçiyor. İç deniz burası. Burası dün size gösterdiğim ana ev bu çiftlikteki. Burası bizim kaldığımız ev. Bir tane de bu tarafta var. Şimdi biraz aşağıya doğru yürüyeyim. Tekrar aşağıdan da çekmeye çalışayım. Şu an bulunduğumuz yerden Umeya diye başka bir şehre geçeceğiz bugün.
Aslında yani buraya gelmişken yapmak istediğimiz birkaç kış aktivitesi var. Bunlardan biri işte köpek kızı, bir tanesi snowmobiling dedikleri işte o aracı karda sürmek. Bir tanesi eğer yapabilirsek buz tutmuş bir gölde ya da denizde balık tutmak. Bir diğeri de kayak yapmak. Şu an bulunduğumuz lokasyona sadece kayak yapmak mümkün gibi duruyor. Diğer aktiviteler bir sonraki gideceğimiz lokasyonlarda daha fazla var gibi. O yüzden bugün bir kayak deneyeceğiz. Eğer tabii bulabilirsek, aramamız lazım birkaç bir yeri şimdiden. İsveç'te de kaymış oluruz yapabilirsek eğer bugün. Mesela bakın aşağıya gelince denizin bir kısmı donmuş gibi gözüküyor. Tabii buradan tam net anlayamıyorum ama şu beyaz kısım sanki donmuş gibi. Ama bizim tarafımız hala su gibi gözüküyor. Şu an evin önündeyim. Size dün evin önünü gösterdiğim, yürüdüğüm ayak izlerini göstereyim. Böyle gidip evi çekmiştim akşam. Gerçekten şu an gün ışığı çok iyi değil mi sizce de? Çok güzel. Renkler gerçekten çok güzel. Evimiz de hemen solumda. İsveç'teki Airbnb'lerde fark ettiğimiz şöyle bir durum var. Birçoğunda nevresim takımı havlu vesaire bulunmuyor. Yani yazmışlar oraya. Nevresim takımınızı, havlunuzu kendiniz getirin diye. Yani dünyanın en saçma şeylerinden bir tanesi. Biz genelde değil, aslında hepsini dikkat ederek nevresim takımı ve havlusu bulunan yerlerden seçtik. Ama mesela bu eve geldiğimizde nevresim takımları yatağın üstündeydi. Siz kendiniz kuruyorsunuz. Yani yatak aşağı yukarı bu şekildeydi. Siz yastık kılıfınızı, yorgan kılıfınızı ve işte altınızdaki çarşafı kendiniz hazırlıyorsunuz. Yani bizce çok saçma. It really makes me wonder. Kayak merkezine geldik şimdi. Pist arkamda gördüğünüz gibi ama maalesef hiç kimse yok. Her yer kapalı. Muhtemelen Christmas olduğundan dolayı şu an etrafta hiç kimseyi görmüyoruz. Umarız bugün kayak yapabiliriz. Bulamadığımız için kendi yöntemlerimizle kaymayı geliştirdik. Netflix'teki Ragnarok dizisinde bir fabrika vardı. Hani doğayı vesaire kirleten belki izleyenler bilir. Arkamızdaki fabrikayı ona benzettik. Ama bu fabrika aslında bir kağıt hamuru fabrikasıymış. Çünkü Sundsvall'de kağıt üretimi, kağıt hamuru üretimi ana endüstrilerden bir tanesiymiş. Oh, sucuk yok ama kahve var. Umeya'ya gidiyoruz. Daha da kuzeye gidiyoruz. Bugün ama 24 Aralık yani Christmas'ın bir gün öncesi. O yüzden birçok yer kapalı. Yemek yiyecek bir yer bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Şimdi yol üzerinde bulduğumuz bir yere geldik. Burada böyle kıtır kıtır ekmekler var kraker tarzında ve bazı soslar vesaire peynirler satılıyor. Sıcak bir şeyler bulamazsak muhtemelen burada biraz açlığımızı yatıştırmak için bir şeyler alıp onları yiyeceğiz. Yol üzerinde İsveç köftesi yapan bir yer daha var. Oranın da açık olup olmadığını bilmiyoruz. Burada bir yer bulamazsak sonra onu deneyeceğiz. Size içeriği gösterelim. Şurada bakın tüm bröt dedikleri böyle kraker tarzı bir ekmek var. Aslında şey kuru yufka. Şunu ben beğendim mesela. Deka olanı. Biraz tadı falan da güzel geldi. Bayağı kuru yufka. Tam böyle şeye bandırıp hakikaten yemelik. Soslara bandırıp yemelik. Güzel bir yer. Bu arada burada şu anda hiç kimse yok. Christmas olduğu için muhtemelen evlerindeler ama açık bırakmışlar dükkanı. Kendiniz geliyorsunuz, alışverişinizi yapıp kendiniz ödeyip gidiyorsunuz. O kadar güveniyorlar insanlara yani. Aynen, yani biz kimseyi göremedik. Şurada bir kasa var. Buraya ödeyip çıkmamız gerekiyor muhtemelen bir şey alırsak. Olmadı gelip buradan bir şeyler alacağız.
şu an bir markete geldik bir şeyler alalım diye. Market aslında kapalı ama bu marketin uygulamasını indirirseniz ve o uygulamaya İsveç'te olan bir banka kartınızı tanımlayabilirseniz içeri girebiliyorsunuz kapıdaki QR kodu okutup. Aldığınızı da ödeyip çıkıyorsunuz içeriden. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Biz maalesef indirmeyi denedik, yapamadık. Şimdi o biraz önce baktığımız dükkana dönebiliriz ya da açık başka market arayacağız. Hamburgeri buldun Burçak Hanım. Şimdi bir benzinliğe geldik. Benzinliklerin marketlerinin açık diye okumuştuk. Burası da açıktı. Tam saat 3'te kapatıyorlarmış. Biz de son müşterileri olarak geldik. Yani biraz daha geç kalsaydık bunları da alamıyor olabilirdik. İşte hamburger yaptılar. Patates aldık, kola aldık falan böyle. Aynen, bence bir benzinlik için iyi bir menü. 3'te kapanıyormuş bu arada burası. Saat şu an 3'e 3-5 dakika var. Şu an saat tam 3. Bakın başka müşteriler geldi. Dükkan kapandı. Maalesef dışarıda kaldılar. 3'te nasıl ama hava durumu? İkinci Airbnb evimiz burası. Geceliğine 136 euro verdik. Evin içinde bulunduğu mahalle gerçekten çok şirin. Umea'nın biraz güneyinde bulunuyor burası. Size şimdi bu evin içinde göstereceğim. Bakın evin hemen önünde sağlı sollu aynı bu şekilde evler bulunuyor. Şu karşıda bir parti var. Burada çok fazla araba var. Aynı şekilde şu karşıdaki ev çok güzel ışıklandırılmış. Mahalle böyle devam ediyor. Evin içini göstereyim size. Böyle girdiğiniz gibi bir mutfak var. Mutfağı bence gayet kullanışlı, büyük böyle bir alan yapmışlar. Buradan merdivenle üst bir asma kat var. Orada iki kişilik yatak var, birazdan göstereceğim. Hemen burası tuvalet, banyo. Burası da gayet kullanışlı. Yine duvar içinde olmayan klozet. Bu ülkede gerçekten yaygın değil dediğim gibi. O tip, hep böyle eski tip klozetler var. Sonra bu tarafta şöyle bir televizyon alanı ve kanepe var. Bu da açılıyor. İki kişilik yatak oluyor. Ondan sonra bu merdivenden yukarıya çıkınca bu asma kata geliyorsunuz ve burada iki kişilik başka bir yatak var. Burada da mesela yatağın nevresimlerini biz kendimiz seriyoruz. Bu ülkede gerçekten bu çok ilginç bir olay. Nevresim vermiyorlar. Genelde verdikleri yerlerde de siz nevresimlerinizi kendiniz yatağınıza seriyorsunuz. Şu an evin olduğu mahallede yürüyüşe çıktık. Gördüğümüz bir araba. Bu arada bu mahalle de çok güzelmiş. Evler hep böyle güzel güzel ışıklı. Gerçekten bak şu da çok güzel. Tek katlı. Evet. Yok belki çatı katı da var ama çok geniş yani. Evet. Gerçekten bu mahalle çok iyiymiş. Böyle bir sokak. Zengin muhitine gelmişiz yanlışlıkla. Şimdi bir akşam yürüyüşü yapalım dedik. Hava çok güzel. Birazcık yumuşak bir hava var. Yakınımızda böyle bir göl gibi bir şey vardı. Onun yanına geldik ve arkamda gölü görüyorsunuz şu an. Tamamen donmuş. Üstü kar. Ama tabii gece gece üstüne çıkmayız. Ama muhtemelen çıkmışlar çünkü üzerinde izler var. Yani hani evet. Kızlık izleri de var. Ayak izleri evet, de var. Şu arkada da. Belki gündüz tekrar geliriz. O zaman belki. Belki deneriz bir şey. Deneriz evet.
Günaydın, kaldığımız mahalleyi size gündüz de göstermek istedik. 9.30 gibi güneş doğuyor, 2.10 kala da güneş batıyor. Biraz daha uzun aydınlık aslında çünkü 8'e doğru ilk güneş ışıkları başlıyor. 3'e kadar da hava tam anlamıyla kararmıyor. Ama çok kısa gün yaşıyoruz tabii ki. Burası kaldığımız ev, dün gece size göstermiştim hemen solumda. Dün gittiğimiz Donmuş Göl'e gideceğiz buradan şimdi. Mahalledeki evleri tekrar gündüz gözüyle de göstereceğiz. Burası dün geldiğimiz göl yolu. Şu an bir sürü araba var. Çünkü buradaki bir tepede kayıyorlar. Yukarıda ateş yakıyorlar. Masalar vesaire vardı zaten orada. Dün gece görmüştük. Gölde bu yolun devamı dümdüz önümüz. Umarım gölün üstünde de birileri vardır. Biz de o cesaretle gölün üstüne çıkabiliriz. Sağlam. Baktım ama bak. İçe girmiyor. Ya of ya. Burayı kazdım. Hani buz bulamadın mı? Hayır, buldum bak. Hmm. İçeri basamıyorsun. Demek ki sağlam yani. Aynen. Dediğim an giriyormuşum şu an. O sırada elin içi. Al, geliyor çocuklar da. Tamam da onlar içine girmiyor ki. Giriyorlar mı? Gel gel gel. Dünkü gölümüze tekrardan geldik. Bugün böyle gündüz gözüyle etrafta kalabalık olunca biz de birazcık cesaretlendik ve şimdi gölün üzerine çıktık. Etrafta da gölün üzerinde snowmobil yapan insanlar var. O yüzden güvenli olabileceğini düşünüyoruz. Hayır, zıplama. Bakın bu alan tamamen göl. Şu ağaçların, çalıların oradan buraya itibaren tamamen göl. Hollanda'da bisikletle çocuk taşıyorlar, burada snowmobile. Köpek kızağı etkinliğiyle başlıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 saat sürecek tur. Turun ortasında bir mola da vereceğiz. Kahve keyfi vesaire yaptığımız. Bizi tabii baştan aşağı tekrar giydirdiler. Normalde kıyafetlerimiz bunlar değil. Ayakkabı efsane. Çok sıcak tutuyor. Aynen. Montu da yani montlarınız aslında idare eder ama hani yırtılmasın, köpekler zarar vermesin ya da bir yere takılmasın diye değiştirdiler. Şu an hiç soğuk hissetmiyoruz. Zaten çok da soğuk değil onlara göre. Rehberin de söylediğine göre. Şu an -5 civarı burası. Selam. Merhabalar. Kızgın bir. Selam. 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 Leo. Leo. Ay. Ay. Bu his bana çok korkunç gelmeye başladı. Evet.
Şu an köpekleri salıyorlar. Köpekler çıldırdı. Bize şöyle söylediler. Diğer taraftaki şu an dişi köpekler o cinsel döneminin en üst taraflarındalarmış. Onlara koşuyorlar şu an. Yani bize dediler size de gelebilirler. Arkadaş canlısılar çok. Bize nasıl sürüleceğini anlattı. 3 tane fren varmış mesela bunda. Birimiz oturuyor olacağız, birimiz sürüyor olacağız. Frenleri göstereyim. Evet, şu kızağımız. Mesela bunu hiç kullanmayacağız. Bu direkt burada dururkenki park pozisyonu. Bu yavaşlatmak istediğimizde ve genelde kullanacağımız fren. Bu da turun ortasında duracağımız zaman tamamen basıp bütün ağırlığımızla durduracağımız fren. Şimdi tura yavaş yavaş başlayacağız. Gerçekten çok fena koşturuyorlar. So they don't care us. So they care the females. I think so. Also in the beginning they just run around some. They haven't been running for a few days now. Okay, Christmas and so on. Yeah. So now they have lots of energy, so they get rid of it. So they want to run. They love to run. They absolutely love running. Okay. I mean, they're bred for running. It's like with, you know, shepherd dogs. They always want to herd something. And with the sled dogs, they also always want to pull something. Okay. So they're really bred for pulling the sleds and they absolutely love it. Okay. Yani şimdi bu sesleri duyunca insan bir üzülüyor. Diyor ki gerçekten acaba yapmak istemiyorlar mı, ama çocuğun bize anlattığını anlatıyorum. Çocuk dedi ki köpekler insanları çok seviyor. Koşmayı çok seviyorlar ve bir şey çekmeyi çok seviyorlar. Şimdi çekerken hani ne kadar mutlu olduklarını anlayacaksınız vesaire dediler. Biz de öyle umuyoruz. O yüzden bu turu yapıyoruz şu an. Ve salındıklarından beri koşturuyorlar gerçekten ve deli gibi koşturuyorlar. Ödüm kopuyor. Yanımdan fişek gibi geçiyorlar. Of dry food, normal dog food pellets, and a meat, frozen meat that we defrost. Okay. So with all the vitamins and everything. So crazy dogs. They love reindeer. Ha, bu reindeer şey mi? Postum. Çıldırdı. Selam, selam. Ay dur yavaş ya, çok tatlısın. Nasıl gülüyorsun? Ya. Ya çok tatlı gülüyor ya. Arası gibi falan mı yani? Gidiyoruz. Tamam, biraz bıraktım. Oha! Çok iyi. Oha! Rahatladılar galiba. Şimdi sürücü değiştik. Burçak geçti. Sürüşe ben oturuyorum. Ay, kar, köpekler, efsane. Köpekler bu arada hiç havlamıyorlar. Hızlı çekecek şu an. Eğer çok yaklaşırsam köpeğe fren yapmalısın.
Yaptım, indirdim. Sessizliğin ortasında hiç motor sesi yok tabii ki yani. Sadece kızağın gıcırtısı var. Böyle gitmek gerçekten çok keyifli. Yani böyle etrafa baktıkça büyüleniyor insan. Hemen sağımızda da ay var. Küçük küçük çam ağaçları. Mesela şöyle göstereyim. Gerçekten keyifli bir aktivite. Biraz yavaş kalıyorduk Burçak'la. O yüzden şimdi ben en öndeki rehberin kızağına bindim. Buradaki güçlü köpeklerden birini bize götürdü. Bizden de bir tane buraya getirecek. Tabii durduk, yine hayvanlar coştu. Bizi yediledi, kendisi 5 kaldı aslında. Bizden bir köpek almadı. Şimdi biz 7 köpekle daha hızlı gidiyoruz. Evet, biz birazcık yavaş kalmıştık. Evet, köpekler de biraz küçük gibi geliyor bu arada bana. Daha büyük beklemiştim mesela. O kadar büyüleyici ki her yer. Gerçekten çok güzel ve bence yaptığımız en güzel etkinliklerden bir tanesi bu zamana kadar. Tur bitti. Onlar köpekleri yerlerine koyacaklar. Biz de üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Kim nereden geliyor onu pinliyorlarmış. Biz de şu an İzmir'e şu kırmızı küçük iğneyle pinlettik. Biz aslında bugün bu aktiviteyi yapabildiğimiz için çok şanslıyız. Çünkü bugün 25 Aralık yani Christmas akşamı. Adamla konuştuğumuzda hani nasıl bugün çalışıyorsunuz vesaire diye bize dedi ki yani tamamen hani aslında şans eseri oldu gibi bir şey söyledi. Biz birçok yeri aradık, çoğundan da geri dönüş alamadık. Burayı da fark etmeden aslında hem adamın numarasını aramışız hem de başka bir çalışanın ya da adamın karısının numarasını aramışız. Orayı tam anlamadım. Sonradan konuşmuşlar ve yapmaya karar vermişler ve geri dönmüşler bize. O sayede bugün bu aktiviteyi yapabildik. Baktığımız birçok yerde de aslında kahve molasından bahsediyordu bu işte turun ortasında. Ama burada o yokmuş. Tabii biz hani hangisi hangisiydi karıştırdığımız için videonun başında o bilgiyi yanlış vermiş oldum. Siz bunu yapmak isterseniz detaylıca bakın. Çünkü öyle turlar da var. Daha uzun turlar da var. Kalmalı turlar da var mesela. Biz bu tur için yaklaşık 2 saat sürdü. 14 kilometre sürdük aslında kızakları. 100 euro ödedik kişi başı. Ve bu uygun fiyatlardan bir tanesiydi. Evet, genelde 200 euroya yakın oluyor. Yani 1900 sek falan oluyor. Ama burası 1095 sekti mesela. Bu da yaklaşık 100 euro aslında. Yani 2 saatlik turları 100 euroya bulabiliyorsunuz. Umarım daha ucuza da bulursunuz. Ama daha pahalı buluyorsanız başka yerler arayın bence. Tur bittikten sonra adam bize çok güzel başka bilgiler de verdi. Mesela burada gördüğümüz aslında ren geyiklerinin hiçbiri vahşi değilmiş. Ve burada yaşayan Sami halkına, Sami insanlarına ait ren geyikleriymiş. Ve hepsinin de kulağın hangi kabileye ait olduğunu belirleyen bir kesik oluyormuş mesela. Hani buna şaşırdık. Hatta dedi yol kenarında görürseniz durabilirsiniz. Kornaya bile hiç tepki vermiyorlar. Neredeyse yol kenarında uyuyabiliyorlar vesaire. Tek dedi rahatsız oldukları şey arabanın camını açıp poşet sallarsanız ondan çok ürküyorlar ve kaçıyorlar dedi. Gerçekten güzel bir bilgiydi ve şunu da öğrendik adamdan. Mesela İsveç'te hiçbir zaman köpekler ulaşım aracı olarak kullanılmamış. O işte Kanada'da, Alaska'da o taraflardaydı dedi. Biz kızakları atlarla kullanırdık eskiden dedi. Sonradan İsveç'e gelmiş tamamen turistik olan bir şey aslında bu şu an günümüzde. Şimdi yavaş yavaş yola devam ediyoruz. Bugün kalacağımız yere gideceğiz. Yol üzerinde de yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Şimdi nadir açık bulduğumuz yerlerden birinde hamburger yiyoruz. Burası Sibilla diye bir tane İsveç fast food zinciri aslında. 1932'den beri varmış. Bakalım hamburgerleri nasıl? Sibilla'yı önermiyorum. Eti bence güzel değildi. Köpek kızağı etkinliğinden sonra bugün kalacağımız eve geldik. Şöyle bir kulübe, asıl ev bu sağımdaki ev. Biraz karanlık, çok gözükmüyor. Şimdi size bu evin biraz içini göstereyim. Yani kaldığımız en güzel evlerden bir tanesi bence. Bu arada evin şu sağ tarafı göl. Yarın orada bir şeyler yapacağız. Yani balık tutmaya vesaire çalışacağız. Olmazsa yine üstünde yürürüz. Böyle içeriye giriyorsunuz, bir kapı daha var. Şöyle bu kapıdan geçince Burçak'ı burada buluyorsunuz. Buradaki sobanın başında keyif yapıyor. Nasıl, bu evi beğendin mi? Bu evi çok beğendim. Hatta bu zamana kadar geldiğimiz en güzel evlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şöminenin bunda etkisi çok büyük muhtemelen. Değil mi? Bence de gerçekten. Burası bir oturma alanı. Mesela şu arkaya masa koymuşlar. Burada işte kettle vesaire var. Şurası mutfak alanı. Ondan sonra bu
ortak alandan içeriye giriyorsunuz. Burada bir kanepe var, bir de tekli bir yatak var. Burada iki kişi yatabiliyor. Buradan da başka bir odaya kapı açılıyor. Burası da başka bir yatak odası. Burada da iki kişilik bir yatak var. Bu odadan da aynı labirent gibi banyoya giriyorsunuz. Banyo da gerçekten güzel. Banyodan da tekrar bir kapıyla tuvalete giriyorsunuz. Burada bir tuvalet var. Burada da bir duş var. Duş da temiz gerçekten. Bugün burada uyandık. Gerçekten İsveç'te kaldığımız en güzel evlerden bir tanesi. Belki de içinde bulunan şömine bize böyle hissettirdi. Ama gerçekten kalmaktan çok keyif aldık. Evin hemen arka tarafında bir göl var. Bugünün ilerleyen saatlerinde hatta biraz hava kararacak. Çünkü 1.30'da falan kararıyor hava burada. Onda güneş doğuyor bu arada. O gölde balık tutmayı düşünüyoruz. Ev sahibi sağ olsun bize dün gölü delmek için alet edevatım var dedi ve oltalarım da var dedi. Ama onun öncesinde yine onun bize sağladığı ekipmanlarla kar üzerinde yürüyeceğiz. Kar ayakkabıları verdi bize gömülmemek için karda yürürken. Onlarla bir saatlik bir rota önerdi. İlk planımız orada yürümek, sonra da gölde balık tutmayı düşünüyoruz. Ama ilk başta bunların hepsinden önce kahvaltı yapmamız lazım. O yüzden şimdi gelin birlikte markete gidelim. Açık olup olmadığını bilmiyorduk marketin ama bugün şans eseri yani 26 Aralık'ta 10 ile 1 arasında açıkmış. Şimdi kahvaltılık bir şeyler almamız lazım. Markette ikram glögg koymuşlar. Bu buranın sıcak şarabıydı aslında. Muhtemelen şu an buradaki alkolsüz. Biz de aldık buradaki kurabiye ile beraber. Geri dönüşümümüzü de yapalım. Gördüğünüz rakamları 11'e bölmeniz gerekiyor. Euro karşılığını bulmak için elma armut 3-4 euro. Altılı yumurta 90 sent civarında. Makarnalar neredeyse 3 euro. Aşağıdaki makarnalarda Coop marka yani bu marketin markası olan makarnalarda 1,5 küsür euro. Aşağıda evet Barillalar yine 3 euroya daha yakın gibi. Çikolataları da burada çok gördüm bu markayı. Daha önce bilmiyordum bunu. Yani 3 euro gibi bir tane alalım ama. Bakın markette satılan İsveç köfte kilosu 60 kron, neredeyse 6 euro. Size gösterdiğim ana ev burası ve bizim kiraladığımız ev Burçak'ın arkasındaki ev. Gölde hemen yanı. Şu ağacın arkası göl. Şurada gördüğünüz ağacın arkası, şuranın arkası hemen o dümdüz beyaz zemin göl. Kaldığımız ev sahibi bize bu buzda balık tutabilmemiz için ekipman verdi ve şimdi gösterecek nasıl yapılıyor. Çünkü bilmiyoruz dedik. Gerçekten şanslıyız çünkü birçok şeyleri var onların ve bize bence ücretsiz veriyorlar. Şu ana kadar bir paradan bahsetmedi en azından. Şu an aslında sadece nerede balık tutmamız gerektiğini ve nasıl delik açmamız gerektiğini öğreniyoruz. İlk başta bugün karda yürüyüş yapacağız. Ondan sonra burada balık tutmaya geleceğiz. Yapamıyorum. Çok rahatsız oluyor musun? Ya ak çıkıyor ya ayağımdan hani. Evet de. Yapamadık. Çok saçma. İnşallah anlarız ileride niye bu ayakkabıları giydiklerini. Çünkü yürümesi çok zor. Tam giyemedik açıkçası. Giyemedik bence de olmadı yani. Ama neyse seninkiler gene daha iyi gibi. Sen çok rahatsız mı yürüyorsun? Sağ ayağım. Evet. Tamam o zaman deneyelim. Nasıl olduğunu sorduk. Normali böyleymiş. Yani ayağınız aslında yürürken arka tarafı kalkıyor. Biz onu sabitlememiz gerektiğini düşünmüştük. Kendimkinden göstereyim. Şöyle kalkıyor ayağınız. Çekiyorsunuz. Adam şu arkadaki demire
sadece çok dik bir yer çıkıyorsanız kilitliyorsunuz dedi. Onun haricinde şu an bunları giyme biçimimiz aslında doğruymuş. Yürümek biraz daha zor bence bununla. Ama tabii çok yoğun karda sağlam tutunuyor yere. Kaymıyor bir kere. Bir de ben yüzey alanı genişlediği için daha az batarız diye düşünüyorum. Ama denediğimde mesela şöyle bayağı da batıyorum. Hani kendi ayakkabımla da muhtemelen bu kadar batardım herhalde. Ama şu an orman içine doğru gidelim bakalım daha rahat hissedecek miyiz? Ekranın ortasındaki ev bizim kaldığımız ev. Gerçekten harikalar diyarı burası. Her yer çok güzel. Bembeyaz, ses yok. Çok huzurlu. Ne kadar kar derinliği? 115, 110, 105 falan. Hadi yola devam. Hava çok güzel. Ama yarım saat sonra güneş batacak. Şunu fark ettim. Birkaç gündür karların içindeyiz sürekli. Ve sürekli bu beyazlığın içinde olmak çok keyifli, çok huzurlu. Yani böyle kendi kabuğunuza çekilmiş gibi hissediyorsunuz. Ama tabii biz turistiz, bir sürü farklı aktivite de deniyoruz aynı zamanda. Gerçekten çok keyif alıyoruz şu anda. Aa, gitti. Ben de gidiyorum. Şimdi ayakta kalkamam burada. Kılıçların da burada. Çok iyi, çok iyi saplanmışlar yalnız. Gel. Bir tanesini alayım. Ay, çıktı. Ver elini tam. Tam ver elini. Bir daha çık. Saat 13.40'da güneş batıyor. Şu an saat 2.30. Aslında o güneşin battıktan sonraki aydınlığını yaşıyoruz şu an. 3'ü 5 geçe günün son ışıkları. Sonrasında da karanlık oluyor. Yani 2.30'da şu an bu havadayız. Yarım saat sonra da hiçbir ışığımız yok. Hava bu arada -11 derece. Şimdi eve dönüyoruz. Değişik bir tecrübeydi bu ayakkabılarla yürümek. Yani anlamak istedik neye yaradıklarını. Biraz yolda da göstermeye çalıştım ama tutunmaları iyi yere. Zaten bastığımız yerde bakın şu izler bizden çıkıyor. Mesela şöyle. Yani altında da şeyler var. Şöyle. Bıçaklar var. Aynen. Sıkara duruyor. Ama onun haricinde hani çok rahat bir şey mi bizce değil. Tam kullanılması gereken yerde belki kullanamamışızdır. Ama öyle de düşünmüyorum açıkçası. Yani bence tam olarak buralarda yürümek için var bunlar. Belki daha zor bir patikada kayacak bir yerde kullanmak daha güzel ve kullanışlı olabilirdi. Ama biz bu patikayı kendi ayakkabılarımızla da yürürdük bizle. Neyse deneyim oldu. Giymeyi öğrendik. Bunlarla yürümek nasıl bir şey onu hissettik. Şimdi eve gidiyoruz. Gölde balık tutacağız. Şimdi ice fishing yapacağız. Yani buz tutmuş gölde balık avlamaya çalışacağız. Burada ortalarımız var bir şekilde. Böyle bir klibe var. Gölü deleceğimiz. Ne denir artık bilmiyorum gerçekten. Bununla deleceğiz gölü işte. Haydi gidelim. Bu arada bugün bize ev sahiplerinin nasıl delindiğini, ne yapmamız gerektiğini gösterdi ya da nereyi delmemiz gerektiğini. Biz bugün mesela şurayı deldik beraber. Bugün geldiğimiz yer bakın. Bugün burası. Şurayı delmiştik ama burada tutmayacağız. Çünkü dediler ki şurası biraz daha derin. Mesela buralar biraz sığmış. Bu arada adam burada yürürken sallandı gölün üstünde ve dedi ki 2 kat buz şu an burası dedi. Yani buz tuttu, üstünde su var, üstü bir daha buz tuttu dedi. Nasıl oluyor, neden oluyor çok bilmiyorum.
Ama ben korktum mesela o yürürken böyle bir sallanınca şey zemin. Ama o çok soğukkanlı bir şekilde devam etti. Ben de şu an ondan aldığım şeyle bir şey olmayacağını cesaretle, kuvvetle. Hadi bakalım. Şimdi şuraya şunu atalım. Aa, biraz gitmek de zor. Çok kar olmuş. Su oluyor ayağım. Gördün mü? Buzlu evet. Çünkü su. Aynen. Bak şurayı delelim şu an. Bak gördün mü? Bildiğin batabilirsin gibi insanı biraz daha ileri gitmeyelim mi? Yok gitmeyelim biraz daha ileri. Biraz buraları daha ileri demiş. Yok yok. Oradan biraz gel biraz daha gidelim. Ha az daha gidelim madem ya. Burası da bakın biraz sulu. Ama tabii adam bunu yaptığı için benim gözümün önünde. Ve ben çok kalın bir buz tabakası çıktığını gördüğüm için çok korkmuyorum. Ha, suya geldin. Evet. Şimdi size oltanın nasıl atılacağını da bize anlattılar. Onu da göstereceğim. Şu an mesela Allah bu canlı kurtmuş. Burçak hareket ediyor. Baksana. Canlı kurtmuş bunlar. İnanamıyorum ya. Bunları da bize ev sahibi verdi. Ama canlı olmaz, olmuyor muydu zaten ya? Ama ben ne bileyim bu kutudan canlı kurt çıktı hani. Elimle tuttum bir de. Bu arada şu suya girdiği an ışık yakıyor. Ki dikkat çekiyor. Şimdi buraya yavaş yavaş salacağız. Evet şu an salalım bakalım. Dedi ki en sona kadar zemine değene kadar salın. Zemine değdiğini anlayınca birazcık yukarı çekin dedi. Yani de, tabanın biraz üstünde olsun diye. Şu an yapacağımız tek şey de beklemek. Bir 15 dakikadır falan bekliyoruz. Bakın kurt buz tutmuş su altında. Bildiğin buz tutmuş. Şu sensör de buz tutmuş. Işık. Bu arada şu eldivenlerin ucu da buz tutmuş. Çok dayanabilir miyiz bilmiyorum. Belki bir 10-15 dakika daha durup içeri geçeriz. Şimdi eve geldim tekrar. Eren ve Mert'e birazcık kahve yaptım sunsunlar diye. Muhtemelen buz tutmuşlardır. Bakalım balık da tutabilmişler mi? Şu an orada görüyorum onları. Ateş yakmışlar galiba. Karanlıkta çok güzel gözüküyor. Az önce ev sahibi geldi yanımıza. Bayağı da bir muhabbet ettik. Mesela şu yerdeki mumu getirmiş bize. Yani çok sıcakkanlı insanlar bize gerçekten çok yardım ettiler sağ olsunlar. Hiçbir ücret talep etmeden bütün bu aktiviteleri yapmamıza sebep oldular yani. Ama sonuç yok. Ama sonuç yok. Balık yok. Çok soğuk. Yani ayaklarımız çok üşüdü. Bir de mesela şu parmaklarımın ucu hepsi dondu. Bak şunu göstersene Burcu. Evet. Bunların hepsi çok sert şu an buralar yani. Ve mesela şu an bastığımız yerde bak su gibi evet. Ya biraz. Ayaklarımız da çok üşüdü. Evet. Yavaş yavaş içeri gireceğiz. Şimdi sağ ol sen bize kahve getirmişsin. Evet kahve getirdim. Onu içelim ondan sonra girelim. Tamam bana. Peki hadi öyle olsun. Vazgeçiş. Evet artık vazgeçtik. Valla sümüklerimiz dondu. O yüzden eve gidiyoruz. Marketten aldığımız balığı yiyeceğiz artık bu akşam. Yavaş yavaş soğuktan hepimiz hasta olmaya başladık. Umarım gezinin sonuna kadar fire vermeden devam edebiliriz. İsveç'te sürekli gördüğümüz, arkamda da bulunan, bizim de konakladığımız kırmızı evlerden bahsedeceğim. Neden bu ülkede bu kadar fazla kırmızı ev var? Bu renk aslında İsveç'te bulunan bir bakır madeninden geliyor. Falun denilen bir şehirde zamanında bir bakır madeni bulunuyor. Ve bu maden İsveç için bayağı önemli bir maden. Çünkü İsveç ekonomisine büyük katkısı olmuş zamanında. Zamanla madendeki bakır bitince diğer artık
kayalardan, başka malzemelerden bir boya pigmenti oluşturuyorlar. Bu boyanın rengi de aslında bu arkamızda gördüğümüz kırmızı renk. Buna falun kırmızısı deniyor İsveç'te. Bu renk İsveç'te bu madenden dolayı çok yaygın. Peki neden insanlar evlerini bu renge boyuyorlar? Sadece boya çok olduğu için mi? Hayır. Zamanında Avrupa'nın diğer şehirlerine giden İsveçliler oradaki o kırmızı tuğlalı binaları görüyorlar, evleri görüyorlar ve beğeniyorlar. Ama o dönemde o tuğlaları buraya getirme masrafını karşılayamıyorlar. Burada da onların üretimi yok. O yüzden onlara benzetmek için bu evleri bu kırmızı renge boyuyorlar. Hem aslında ellerinde bulunan bir malzemeyi kullanmış oluyorlar. Bolca bulunan bir malzemeyi, boyayı kullanmış oluyorlar. Hem de o Avrupa'da beğendikleri ev görüntüsüne kendi evlerini kavuşturmuş oluyorlar. Şimdi buradan fika yapmaya gidiyoruz. Fika ne? İsveç'teki kahve kültürü aslında. Çok ekstra bir şey değil ama arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle sosyalleşmek için verilen kahve aralarına burada fika deniyor. Yanında da genelde ufak tatlılar tüketiliyormuş. Bizim burada kaldığımız evin sahibi bir kafede çalışıyormuş. Storuman şehrinde. Bizi oraya davet etti. Onun yanına gideceğiz. Bir fika yapacağız. Yani kahve içip yanında da birkaç atıştırmalık bir şey deneyeceğiz. O kafede görüşürüz. Bu marketten bedava gilök mü? Bu soğukta bayağı iyi gidiyor bence. Deneyelim bakalım. Hmm, tatlı. Şimdi ev sahibimizin çalıştığı kafeye geldik. Arkamızdaki kafede çalışıyor. Şimdi burada fika yapacağız. Tatlılarımızı seçtik. Birazdan masada göstereceğiz. Kahvemizi de buradan kendimiz alıyoruz. Buna neli demişti? Karamelli. Şu soldaki kahveye de karamelli dedi. Burada süt var. Buradan kendiniz servis ediyorsunuz. Bu bademliymiş. Buraya özel dedi. Ama hani çok farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Bu da aynı zamanda çok sattıkları bademli bir başka tatlı. Bu da böyle bir top. İçinden ne çıkacak merak ediyorum. Şimdi kesince onu da gösteririz. Fikamızı yapıyoruz şimdi bu kafede. Şimdi tatlılarımızı yedik. Yediğimiz her şeyin şeker seviyesi çok iyiydi. Hiçbiri çok aşırı tatlı değildi. Yani bunu çok beğendik. O yüzden hepsi lezzetliydi bizce. Buradan giderken bir de kaldığımız evin sahibi bize bunu hediye etti. Bu aslında tünbröt diyorlar burada. Yani bizim çizi tarzı bir tipi var bunların aslında. Böyle kıtır ve aynı zamanda bu tarçınlı ve şekerliymiş, cips gibi dedi. Bu kafenin sahibi bunu üretmeye başlamış birkaç sene önce. Sağ olsun kadın gittikçe daha da kibarlaşıyor her seferinde. Gerçekten onun evinde kaldığımız için çok şanslıydık. Evet, çok tatlılardı çift olarak ve her konuda çok yardımcı oldular. Evet, şimdi biz yolumuza devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 4 saat daha buradan güneye inmemiz gerekiyor. Östersund şehrine yakın bir yerde bir Airbnb'de kalacağız. Kafesinde fika yaptığımız ev sahibimiz hediyelik eşya alabileceğimiz dükkan sorduğumuzda bize Wilhelmina'daki bu Sami hediyelik eşya dükkanını söylemişti, tavsiye etmişti. Biz de onun tavsiyesi üzerine zaten güzergahımızda olan Wilhelmina'ya uğradık ve şimdi Sami hediyelik eşya dükkanına gireceğiz. Samiler aslında İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Rusya'da, Ukrayna'da yaşayan bir halk. Sayılarının 60 bin küsur olduğu tahmin ediliyor. Daha çok rengeyi yetiştiriciliği yapıyorlar. Yani bu halkın kendine ait 700 küsür bin rengeyi olduğu düşünülüyor. Daha bağımsız bir hayat sürüyorlar İsveç'in kendi toplumuna istinaden. Mesela daha ulaşılamaz yerlerde yaşıyorlar ve kendine has kültürleri var. Türkik bir toplum olarak aslında biliniyor, tarihini biraz araştırırsanız. Onlarla karşılaşma fırsatı bulamadık ama en azından gördüğümüz her rengeyi sahibinin onlar olduğunu öğrendik ve onu bilmek bile hani onların kültürüne sanki dokunuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Çok güzel bardak aldık iki tane. Bir de böyle ateş yakmak için magnezyum çubuğu aldık. Umarım bir gün bir yerde bir kampta kullanırız onu ve burayı hatırlarız. Kalacağımız eve geldik. Ortadaki evde iki yatak var. Sağdaki kulübede iki yatak var. Burası da istersek yemek yiyebileceğimiz bir alan. Isıtabiliyorlarmış biz istersek içeriye. Misafirlerimiz gelince burada yemek yiyoruz. Çok güzel bir ortam oluyor dediler. Biz de dedik ki tabii ki isteriz orada yemeği.
Onların da evi burası. Mükemmel bir evleri var. Buradan çıkalım. Size biraz kabinlerin içinde göstereyim. Bu evin bir ekstra özelliği daha var. Onu şimdi içeriye gidince göstereceğim. Gerçekten şu an bize bayağı iyi gelecek. Çünkü biraz hasta olmaya başlamıştık hepimiz. İlk başta bu küçük kulübeyi göstereyim. Burada iki tane yatak var sadece. Başka hiçbir şey yok. Burada askılık ve bir koltuk. Burası dediğim gibi yemek yiyebileceğimiz bir kış bahçesi. İçerisi bayağı güzel gözüküyor. Zaten pencerelerine kadar kar, dışarıya doğru üstünü kaplayan kara bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de bu evin içini göstereyim. Bu arada ev sahipleri az önce kedilerini saldılar. O da buraya geldi. Kedi bıraktı. Hemen girince sol tarafta bir tane mutfak var. Mutfak yanı bir tuvalet şu an dolu. Bu üst katta da bir yatak var. Biraz üstü alçak ama gayet yeterli. En güzel tarafı ne? Burası banyo. Tamam, banyo da güzel. Banyonun karşısında da evin en güzel tarafı burada bir sauna var. Şimdi bizim için burayı ısıtmışlar. Buraya bazı aromalar da bırakmışlar. Buraya suyu da hazırladık. Bu evin geceliğine 170 euro verdik. Bu evde maalesef çok fazla zaman geçiremedik. En keyifli taraflarından biri de evin dün akşam kullandığımız saunasıydı. Onun haricinde yatakların şu küçük olanda iki tane yatağın ayrı olması, orada işte bir lavabo vesaire olmaması biraz sorun. Yani diğer tarafa gidip sürekli diğer tarafta kalanları rahatsız etmek zorunda kalıyorsunuz. Belki 4 kişilik için mükemmel bir yer değil burası. Ama 2 kişiyseniz saunası da olması bakımından çok güzel bir yer. Şu an Östersund şehrindeyiz biz ve burası bir ada. Şu an şehrin bir adasındayız ve Östersund hava alanında bu adada bulunuyormuş. Hemen sol tarafında bir göl var. Yani ada bu işte gölün ortasında. Şimdi ufakça bir belki orayı görürüz. Oradan sonra bugün kayak yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Östersund şehrinde bir de bir kayak merkezi var. Oraya gideceğiz. Aradık sorduk telefonla. Ekipman kiralayabiliyormuşuz. İlk günlerde yapamadığımız o kayağı orada yapmayı düşünüyoruz. Size sadece bir tavsiye. Şimdi burada biz 7-8 gündür İsveç'te arabayla bir yerden bir yere seyahat ediyoruz. Ama planlarımız genelde şöyle. Gidiyoruz, bir gün kalıyoruz, sonra devam ediyoruz. Sadece tek bir yerde 2 gece konakladık. Kesinlikle daha fazla yerde bir günden fazla konaklamalıymışız. Çünkü insanı gerçekten yoruyor. Mesela keşke şu an bu evde bir gece daha kalabiliyor olsaydık ve bu civarı, bu adayı biraz keşfedebiliyor olsaydık. Gerekirse biraz da dinlenebilirdik mesela daha fazla kalıyor olsak. Şu an zaten dün dediğim gibi biraz hastayız ve sürekli yola devam ediyor olmak insanı biraz zorluyor. Size tavsiyem çok yoğun plan yapmamaya çalışın. Daha az yeri daha uzun süre, daha böyle sindire sindire görmeye çalışın. Her zaman insanı daha iyi hissettiriyor. Şimdi de evin altındaki o göle indik. Yani bu artık kaçıncı buzlu gölümüz. Artık tecrübeli olduk. Şurada mesela buz biraz sulu. Oradan ileri gitmemeye karar verdik. Ama mesela burası bayağı buz. Bak. Bu biraz farklı bir kayak sanırım. Şöyle. Ekipmanlar farklı. Yani çok bilgimiz yok açıkçası. Gidince göreceğiz. Hakkında en fazla işte Türkiye'de. O telesiyajda yukarı çıkıp kayılan
sporu biliyoruz. Burada biraz daha düzlük alanda olabilirmiş. Biz buraya geldiğimizden beri çok fazla kayak yapmak istiyorduk ve bu testi bulduk, buraya geldik. Ekipman kiralamak istediğimizde bize bu ekipmanları verdiler ve biz bu ekipmanlarla normal kayak yapamayacağımızı aslında orada anlamıştık. Ama dedik ki madem böyle o zaman bu ekipmanlarla deneyelim. Hani buraya özgü bir şey yapmış olalım falan dedik. Bunlar bizim bildiğimizden çok daha ince kayaklar. İnce, o yüzden yani öyle. Aslında. Ve ayakkabılar da farklıydı mesela. Evet. Sadece ön tarafını sabitliyorsunuz. Herkes mesela ayağınızın arkası kalkıyor. Aynen. Aynen. Çok da iyi normal kayakta da değiliz zaten. Evet öyle. Yani hani ama diğerine en azından bizi bir tepeye telesiyaja çıkıp bir şekilde tepeden bir şekilde aşağı iniyorduk. Şimdi burada hem yukarıya da kendi gücümüzle çıkmamız gerekiyor hem de indiğimiz yerlerde de kendi gücümüzle inmemiz gerekiyor vesaire. O yüzden o süreç bizi birazcık zorladı. Ama bilsek bence bayağı zevkli ve eğlenceli bir şeye benziyor. Şu an mesela böyle bir şey hakkında bilgi sahibi olmadığım ve bunu yapamadığım için birazcık üzüldüm açıkçası. Çünkü insanlar gerçekten çok güzel kayıyorlar. Çok rahat kayıyorlar. Sanki dünyanın en basit şeyiymiş gibi. Mesela şu arka tarafı çıktık. Tepe. Hep bunun gibi. Burayı ineceğiz şimdi. Sonra muhtemelen yine tepe, yine inerek devam edecek. Sen bize bir kay bakalım. Muhteşem yeteneğinle. Öyle de yapmaz olduk ya. Hadi bakalım. Dikkat et. Aynen, dikkat et. Bence yine de iyi. Evet, bir noktada pes ettik ve dedik ki çıkamayacağız. En iyisi çıkartalım. Çünkü şurası çok yokuşlu. Şu adamın geldiği. Şu adam bize tur bindirdi aynen. Kaçıncı gelişi. Ay, rezaletiz gerçekten. Neyse ama şey çok güzel. Yani etraf çok güzel. Ve gene normal kayaktan daha kolay takıp çıkarması. En azından böyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Takıp çıkarması öyle. Ama mesela şu yerdeki ufak evet. Patikadan dolayı izler var ya, biri gidiyor ya ve yana kar birikiyor ya. Onlara değer değmez dengesi çok çabuk şaşıyor. Çünkü çok ince gerçekten. Evet. Hani biz de kontrol böyle, etmeyi bilmediğimiz için hani daha zorlanıyoruz. Ben mesela bir kere sağlam düştüm. Kısmet. Kar sapanı da çok daha zor. Çünkü çok daha uzun bunlar ve ince. Yani hemen birbirine çarpıyor ve o kadar hızlı durdurmuyor yani. Evet, azıcık indik yine bir tepe. Vallahi tepe çık çık bitmiyor. Tepe çık çık bitmiyor diyorum. O kadar çok yoruyor ki buraları böyle çıkmak. Ya bilen çok iyi kayarak çıkıyor. Böyle yan yan kayarak çıkıyor. Ama bizim için tam bir işkence. Bence bu spor iyice öğrenilip böyle ders vesaire alınıp ondan sonra yapılmalı. Yoksa biz şu an karda eğleniyoruz işte, bu çağ gördüğünüz gibi. Evet yani ne? Allah Allah. Bugünün özeti bizim için bu oldu. Kayaklarla bildiğin hiking yapıyoruz dağın tepesine doğru. Gerçekten acayip yoruldum. Yani o kadar uzun süredir de çıkıyoruz ki yani bir inişi olmasını bekliyorum artık buranın. Çıkmayı bilmediğimizden kayarak çıkmayı bilmiyoruz. O yüzden inanılmaz efor sarf edeceğiz. Böyle bildiğin bayır yukarı böyle böyle çıkıyoruz. Yani umarım kayacağız. Bir yerde kayacağız umarım. Belki bir yerde başlarız kaymaya. Aynen ya, bu spor da şöyle bir spor. Her sene yapıyorsun. Ya da işte 2-3 senede bir kere yapıyorsun, 2 kere yapıyorsun. Tam öğrendim sanıyorsun. Bir sonraki sene her şeyi tamamen unutmuşsun. Yanından gerçekten birinin jilet gibi geçmesi çok aynen, iyi oldu. Aynen, yapmamız lazım. Mesela arkadan da biri geliyor. Bak birazdan onu da çek benim yanımdan geçince. Yani bunu bilsen bence kesin çok zevkli. Evet, aynen. Yani, çünkü manzara falan çok güzel, ortam çok güzel. Ya insanlara bak, bir de bize bak. Biz de zaten cebelleşiyoruz. Bu iş için ciddi söylüyorum. Yani sadece bunun için gelmek lazım. 7 gün, 10 gün neyse ve ders almak lazım. Ondan sonra da bu aktiviteyi gelip bireysel yapmak lazım. Bilerek yapmak bence lazım. Bence gerçekten keyifli değil. Evet. Hadi telesiyaj olsa, yukarı çıksak, aşağı durmadan kaysak. Yine bir derece. Çok efor sarf evet. etmiyorsun. Ama sürekli çıkmak yani gerçekten inanılmaz yorucu. Mahvolduk. Şunlara o kadar yükleniyorum ki bileklerim ayrı ağrıyor, bacaklarım ayrı ağrıyor yani.
Keşke video izleseydik gelmeden, evet, nasıl yapılır diye. Normal kayak merkezi sandık maalesef. Böyle bir seçeneğin oluşundan bile haberdar değildik. Cahillik her zaman, evet, mutluluk değilmiş. Evet. Sağ salim aşağıya ulaştık. Aynen, adama sorduk şimdi bu bizim yaptığımızın farklı bir ismi var mı diye. Çünkü gerçekten bilmiyoruz. Adam dedi ki bu ince olanlara cross country ski deniyor. O sizin yaptığınız, o uzun kayak kullandığınız çeşidine de bunu back country ski deniyor. Biz cross country olanı yapmışız. Çok daha ince olan yani bu. Bu arada pisti kullanmak için 90 kron ödedik. Yaklaşık 8 euro bu. Kayak takımı için de 250 kron ödedik kişi başı. Bu da 20-22 euro. O civarlara denk geliyor. 2 gündür kebap pizzadan ben devam. Hiç pişman olmadım şu ana kadar. Kebap asla pişman etmiyor. Yine bir yol kenarında durduk ve bir şeyler atıştırıyoruz. Aynen. Bu arada genelde dönerleri fena değil. Evet, güzel, lezzetli. Fena değil. Kalacağımız yere dönüyoruz şimdi. Yolda bugüne kadarki en kötü yollardan bir tanesi. Şu an biraz iyileşti. Bir kar yağışı vardı. Bir araba geçtim. Önümüz tamamen kapanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.